inancımız dünkünden çok daha yüksek olduğunu müsaadenizle ifade etmek istiyorum. Baskıya, tutuklamalara, OHAL rejimine, sıkı yönetim koşullarına rağmen milyonlar eşitlik, özgürlük ve adalet talebinde buluştu. Ve faşizme karşı büyük bir iradi direnişi ortaya koydu. Eş genel başkanlarımızın cezaevinde olduğu bir atmosfer içerisinde, milletvekillerimizin tutuklandığı bir zeminde, HDP ve bileşenlerinin tümden susturulmaya çalışılmış olduğu bir baskı rejimi içerisinde, tüm televizyon ekranlarının toplumun farklı kesimlerine ekranlarının kapattığı bir atmosfer içerisinde, özgürlükçü medyanın ekranlarının tamamen karartıldığı bir atmosfer içerisinde ülkede darbe ve bu darbeyi fırsat bilip karşı darbe gerçekleştiren bir hükümet pratiği, OHAL koşulları ama Kürt coğrafyasında ise sıkı yönetim koşullarının olduğu bir atmosfer içerisinde bir kez daha ifade ediyorum, milyonlar eşitlik, özgürlük, adalet ve birlikte yaşam talebini ortaya koydu, adeta haykırdı. Ben her şeyden önce bu iradi duruşa, bu iradi direnişe şükran borçlu olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Referanduma giden atmosfer ve yaşamış olduklarımız bu paketin değiştirilen, zorla, cebirle, hileyle geçirtilen bu paketin demokratik meşruiyeti ortadan kalkmıştır. %67'lik AKP-MHP ittifakı müdahale ve şaibelerle dolu %50-51'lerle ancak sonuçlandırabildi. Sonuçlandı demiyorum arkadaşlar. %50-51'le ancak sonuçlandırabildi. Sandığa hayır girdi, ajanslardan ve Yüksek Seçim Kurulu'ndan evet çıkarıldı. Ortada bir zafer yoktur. Ortada hayırın bir mağlubiyeti asla ve kata yoktur. Kürt halkı özgürlüğe, demokrasiye, diline, ölümü pahasına sahip çıkmıştır. Teslim olmamıştır. İşinin, aşının, rızkının elinden alınmasına rağmen, alınma tehdidine rağmen, bütün bu negatif tutumlara rağmen ortaya koymuş olduğu bu dirayetli tutumundan dolayı Kürt halkına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bir devlet, iki parti, bütün zor aygıtları, medya aygıtları 25 ulusal televizyon kanalından neredeyse bir tanesi, iki kez hariç tek bir tanesinde sözümüz yansıtılmadı. Manipülasyonlar ve ama aynı zamanda şaibelerle ancak ve ancak %51'e çıkarıldı. AKP tabanına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizin eş başkanınız cezaevinde olmuş olsaydı, bizim kalmış olduğumuz bu muamelelerin çeyreğine maruz kalmış olsaydınız, bu paketin çıkarmış olduğu sonucu meşru görür müydünüz? Dolayısıyla ortada bir zafer yoktur. Mağlup sayılır, bu yolda galip. Hani derlerdi ya, Demirtaş gözaltına alındığında neden insanlar sokağa yürümedi? Biz insanları sokağa yürütelim de siz onları vurasınız diye mi? İşte insanlar Diyarbakır'da sandığa gitti. Ve %70 oranında Demirtaş'ın tutuklanmasına hayır dedi. Yüksekdağ'ın tutuklanmasına hayır dedi. Bir anayasa metninin 80 milyonun tümüne hitap edebilmesi için kahır çoğunluğunun, ekseriyetinin rızasının alınması gerekir demek istiyor. Oysa itirazlarımız ve itirazlara konu olan rakamın büyüklüğüne baktığımızda 3 milyon seçmene tekabül etmektedir. Sadece ve sadece oy pusulaları mühürsüz olanlar iptali durumunda seçimin kaderi zaten değişiyor. Zaten değişiyor.
Herkes doğru okumalıdır. Herkes sorumluluklarını layıkıyla sırtlamalıdır. Ve yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa, yeni bir yol, yeni bir yöntem ortaya koymalıdır. Halkımızın bize yüklemiş olduğu bu yükü, bu sorumluluğu onurla taşıyacağız. Siyaset, bir kez daha söylüyorum, hamaset değildir, olmamalıdır. Siyaset husumet değildir, olmamalıdır. Nihayetinde faturası topluma çıkıyor. Kürt coğrafyasında, Kürdistan'da olağanüstü hal koşullarında seçime gitmedik. Sıkı yönetim koşullarında seçime gittik. Bu baskı, bu basınç Türkiye'nin hangi bölgesine yapmış olsaydı bu kadar sandığa gitme oranı olmayacaktı. Bu kadar sahip çıkma olmayacaktı. Ben açık söylüyorum. Eğer bu seçimde, bu seçim sonuçlarına bakarak bir zafer tamlaması yapacaksak o da Şırnak'ta, Cizre'de, Nusaybin'de, Gever'de, Sur'da ezici bir çoğunlukla her şeye rağmen iradesine, onuruna sahip çıkan bu halkın zaferidir. Ve ben büyük bir saygı, derin bir saygı duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha kendilerine şükranlarımı ifade etmek istiyorum.